üniversitelerde tipler vardır. Kolsuz tişört giyerler, hafif yağırlardır, biraz çirkinlerdir. Bunlar üniversitede ne yaparlar biliyor musun? Üçüncü sınıfa gelirler. Hayatlarında katılabilecekleri. Ne bakıyorsun oğlum? Netledim. Ama adamın altın portakalı var ama portakalı da boşuna almadı herhalde. Kameramanımız altın portakallıdır. Ve sektörde nasıl bir işsizlik varsa adam geldi buraya ama pit çekiyor yazık. Yaratıcı bir de böyle abi çok iyi bir açı düşündüm. Ne düşündün? Masa var sen varsın. İnşallah kardeşim bu sektör kurtulur da sen de buradan kurtulur. Çok daha güzel yerlerde çalışmaya başlarsın. Sektörün son durumu çok vahim. Bir sürü böyle arkadaşım ya da takipçimiz mesaj atıyorlar. Oyunculuk mezunu, konservatuvar mezunu kızlar, erkekler. Mesaj atıyorlar diyorlar ki hani var mı bir şeyler? Öyle demiyorlar lan. Mesajı karıştırdım. Neyse. Hani diyorlar ki hani. La dur. Diyorlar ki biz de İstanbul'a geleceğiz. Sektör ne durumda falan. Bana soruyorlar. Bugün konservatuvar mezunu çocukların audition'ında takipçi sayısını soruyorlar. Biliyor musunuz? Hani bir tekst verip sen bunu nasıl oynuyorsun? Al oyna bakalım. Yok öyle bir şey ya. Bu işler sevgili oyuncu adayları, oyuncu olmak isteyen arkadaşlar hala maalesef torpille falanla filanla tanıdıkla dönüyor. Ki biliyorsunuz ben bir YouTube programcısıyım. Benim albümüm falan var. Konser veriyorum ben. Konuyu oradan ele alabilirsiniz zaten. Popüler kültür yapacak bir şey yok. İnancınızı kaybetmeyin ama sektörün bu durumda olduğunu da bilin. Çok üzücü. Ben valla çok üzülüyorum. Biraz üzüleyim geç. Ben ne anlatıyorum hocam? Antalya'dasın. Dağcı. Ha dağcı çocuk. Bunlar 3. sınıfa kadar yapılabilecek bütün aktivitelere katılırlar üniversitede. Kızlar da genelde bunlara bakmaz. Bakacak olsalar bile bunlar kendi şansını kendi kaçırır. Çünkü gidip onlara arkadaş dostumum ben. Hoşlandığın çocuğu bana anlatsana bana anlat. Evet bütün gece seni hayal ediyorum ama sen yine bana anlat. Yazık öyle bir durumları vardır onların. Ne oluyor lan? Vallahi dükkan başımıza yıkılacak. Konya'da da bizim festival o yüzden iptal oldu. Ben gittim çok küfrediyorum ya. Konya gibi yer. Goor dedi kafama şimşek düştü lan. Oğlum baya sahne çöktü sahne. Her türlü dağcılık kulübü, sağlık kulübü, at kulübü, bok kulübü hepsine üye olurlar. Kantinde oturup yeni gelmiş birinci sınıflara yalanlar söylerler. Onları kandırmaya çalışırlar. Onlara abicilik oynarlar. Ama ikinci sınıfa geçtiklerinde çocuklar derler ki bu neymiş a**ına koyayım. Kendi yollarına bakarlar. Salak da orada kalır. Yeni gelen birinci sınıflara aynı şeyleri anlatır. Böyle tipler eminim sizin hayatınızda da vardır. Saati G-Shock'tır. Asla böyle çamur su geçirmez. Telefonu su geçirmez. Ayakkabıları yazın 50 derecesinde de olsan ki Antalya'da okuduk biz. Böyle bottur hava almayan falan. Ayakkabının onun ayağından bir çıktığını bir hayal et. Yazın Antalya'da. Çorabı sıyır. Ama çorap gri. Gri ama böyle parmaklarına doğru böyle koyu gri ya da siyah. Neden? Çünkü terden iz olmuş çorap. Onu böyle çıkart. Böyle ayağının üstünde şuralarda kıllar vardır. Onlar böyle terden yapışmış ıslak böyle. Ebru sanatı gibi. Parmaklar böyle buraları kıllı. Burası sarı aşağı doğru kırmızı giden renk. Öyle düşün. Topuk çatlak içinde falan. Bunu böyle çıkartıyor o çorabı böyle. Ayak dombik. Parmaklar küçücük bak. Böyle bir ayağı vardır onun. Bak. Nasıl koktuğunu bir hayal et. Hadi hayal edelim. Kötü. Ulan dağcılar çengel takar yani düşmeyeyim diye. Onu buraya takıp anahtarlık yapar bunlar. Her kampüsün şu kadarcık bile çimi varsa onu orada görürsün. Hiç haz etmediğim bir tip. Çünkü her yanıma oturduğunda biliyor musun salyangozlar yenilebilir. Tabii kötü oynarlarsa nasıl ne diyor bana ne anlatıyorsun yani salyangoz yeniliyormuş. Gitmiş izlemiş National Geographic'te 3 tane hayatta kalma belgeseli. Abi diyor bak diyor şimdi burada diyor eğer çakmak falanınız yoksa diyor ben alayım 2 dal şurada yakayım size ateş diyor. Ağzımızda sigara var falan. Ben gerizekalı Antalya şehir merkezindeyim ya. Ateş olmasa 30 metre yanında büfe var. Bazen bu konuyu bilmeyen saf arkadaşlarım oluyor onunla arkadaş olan. Ben arkadaş olan derken nasılsın? Adın ne? Osman. Senin adın ne? Mehmet. Harika görüşürüz. Bunu öğrendi mi İbne? 4 sene mi okudun okulda? Her seni gördüğünde 100 metre, 20 metre, 5 santim hiç önemli değil. Ne haber Mustafa? Ne haber Mustafa? Mustafa ne haber? Sana ne a**a koyayım? Bize şey var orada. Yeri gelmişken anlatayım. Adamı arıyorum diyorum ki ne yapıyorsun? İyiyim abi diyor. Ne yapıyorsun diyorum ne yapıyorsun? İyiyim diyor hala. İyi misin diye sorsam iyiyim de. Bunu da bak hepiniz yapıyorsunuz yapmayın öyle. Neyse Allah'ım dedim beni dedim bu herifle muhatap etme. Bir kız geldi okula aman Allah'ım. Yani böyle sanki mitolojik dönemde yaşıyoruz da. Bütün tanrılar kahvede bir araya gelmiş. Oğlum bir şey yaratalım ama. Öyle üff. Sanki etrafında bir ışık vardı kızın. Böyle girdi içeri. Bunun adına ne deniyor kız? Ne? Stop. Sen nereden biliyorsun lan? Strapless. Ben biliyorum abi dün baktım. Pis. Strapless'ini giymiş. Parlıyor bütün bizim tabii güzel sanatçı erkekler. Hepsi bir anda dizildi a**ayım. Yetenek sınavına giriyorlar sanki. Kızın yürüdüğü yerde biri alıyor şövalyeyi böyle. Dur dur seni çiziyorum dur. Dur durma a**ayım. Grafik tasarımcı geliyor böyle açıyor laptopu. Seni modelledim. Aa gitti. Sinema televizyon öğrencileri kamera mikrofon geliyorlar böyle. Harika bir kısa film çekeceğiz anlatayım mı? Anlatayım. Ben şimdi bu kadar şeyin içinde nasıl etkileyeceğim kızı? Etkileyemem. Bütün kızlar tabii tehdit. Bu kız okula yeni mi geldi? Yeni öğrenci mi? Kadınlar için biliyorsun en skandal durum budur. Çünkü o güne kadar bir imparatorluk kurmuşsun. Kadın olarak okulda kendi tehditlerini kenara da dizmişsindir. Demişsindir ki bu Pelin. Bu güzel a**ayım. Bunun yanında takılmak lazım. Arkadaş olmak lazım. Bu çirkin. Bunlarla kanka olmak lazım. Neden? Çirkin yanında ben daha güzeldim. Zararsız çalışkan kızlar var. Tamam. Önceden nişan yapmış kızlar var. Daha üniversitede evlenecekler. Onlar tamam. Tehlikesiz. Şu etrafta kendine bir yer bulur kadın. Şimdi o kadınlar kendi sistemini kurduğu için sistem dışı bir şey geldiği zaman sıçıyorlar moruk. Çünkü ben o kıza bütün kızların şöyle baktığını gördüm. Tamam görüşürüz Tolga. Hemen teyit alır. Tolga görüşür müyüz gerçekten? Tolga. Bunları yaptılar falan. Kızı görünce. Ben şimdi akıllı adamımdır. Reddetseniz de öyleyim yani. Belgesi var lan TÜBİTAK'tan. 183 benim IQ'm. Tabii. Şimdi gösterdim de annem fatura zannedip atmış.
çok gelmiş ya. Elektrik fazla gelince de aynı tepki veriyor. Bana da aynı tepki verdi. Öyle dedim abi biliyor musun? Trend 1 olduğumuz ilk gün annem aradı beni. Dedim ki herhalde trend 1 olmuşuz ilk defa. YouTube'da ne olduğunu bile bilmiyorduk trendin. Annem arıyor dedim ki herhalde tebrik edecek. Oğlum her bölüm bir saat konuşuyorsun. Bak ileride anlatacak bir şeyin kalmaz. İdareli kullan. Faturayı kısıyorsun onu anladım da biz niye kısıyorsun ya? Anneciğim tabii akıllı olduğumdan. Kıza baktım kız şöyle yürüyor. Belli ki konuya vakıf değil. Neredeyim ben? Nereye gideceğim? Onları araştırıyor. Kız böyle bakıyor. Dedim ki karşısında artistlik yapacağını çünkü en son böyle ters takla attı bir tanesi. Erkeklerin güzel bir kadın görünce asla olmadıkları bir şeye dönüşmesi nedir ya? Nedendir sence? Sevgili Aytu, edebiyatçım, felsefeci ciddim. Lan erkek adam normal duruyor böyle. Kız bir geliyor. Neyin var neyin yok seresin geliyor ortaya ya. Herif takla attı lan. Ters takla attı iki tane havada. Kendini bir anda ön plana atıyorsun. Canını verirsin yani o anda. İlk buluşmada nelerimizi veriyoruz bir bilseniz var ya. Ne yalanlar ne sözler. O sözleri sonra tutmak için uğraştığımız aylar. Sonra bize diyorlar ki hiç ilk günkü gibi değilsin. Nasıl olayım a**ını koyayım? Sana ilk gün demişim ki ben harika biriyim. Ya bir de şu yalan var. Kız geliyor anlatıyor sana. Ayrıldım ben erkek arkadaşımdan. Neden ayrıldın ya? Çok kıskançtı ya. Ah kaldım abi bu devirde kıskançtı. Saçmalığa bak. Bu şekilde sen. Kız da böyle oluyor. Allah'ım nihayet aradığım özgüvenli adamı buldum. Ama orada herif düşünmüyor ki bir gün sonrasına. O gün ben onu bir elde edeyim. O bir beni sevse. Sonra siz düşünürüz diyoruz biz. Hep öyle değil miyiz a**ını koyayım? Aynı kredi kartı kullanmak gibidir bir kadınla yeni tanışmak. Kredi kartınız da öyle. Aa kumandalı araba. Lazım mı değil ama. aldım. Sonra git ödüğünü koyayım. Sonra düşünüyorsun ayın başında ben neyi ödüyorum şu anda diye. Evde uzaktan kumandalı almış onu ödüyor gerizekalı. İşte bir kadınla ilk tanışma da böyledir. Kredi kartı borcu gibidir. Böyle beklersin. Her şeyini verirsin bir anda. Bu yalanları söylersin. Kız da yazık inanır. Kızın tek handikapı inanmak. Bizimki ise onu inandıracak şeyler anlatmak. Ne oluyor sonra? Bir ay sonra kız bir biliyor mini eteği. Hadi, hadi söyle. Hepsi böyle başlıyor. Oğlum yapamayacağınız şeyleri söylemeyin şu kadınlara ya. Kendiniz olun a**ına koyayım. Bak bana. Kıza ilk mesajım gözlerimin altı. Testis gibi çıkmış demişim. Cevap var mı? Yok. Görüldü bile atmamış. Dedim ya lan herif gerçekten. Bu arada bu şaka değil. Tamam pinç şaka programı da. Herif kızı görünce taklattı geriye. Yok mu bunu yapan arkadaşınız ya? Halı sahada maç yapıyorum. Kadın yok. Erkek erkeğiz. Oğlum pas atsana şasyonu mapeç. A**ınım iki tane kadın geliyor. Hem biz Ronaldo'yuz. Lan kaleci gol atmaya çalıştı. 90+2 değil kupa maçı değil a**ınım. Bizim kaleci lan. Gol atmaya gitti. İleri gitti. Kısa baka baka. Ama ben direkt tuğulum moruk. Ben öyle durumlarda hiç bakmıyorum o tarafa. Şimdi böyle yapmamızın sebebi şu. Freud demiş ki bir insan bir yere bakıyorsa orada ilgi duyduğu bir şey vardır. Ama bir insan bir yere bakmıyorsa orada kesin ilgi duyduğu bir şey vardır. Yani kolay atmak iyi abi ama işte sonu kötü oluyor. Çünkü onlar sana gelmiyor. Kızlar onlara gidenlere gidiyorsa eğer sen yalnız kalıyorsun. Şimdi sen Freud'dan bir örnek verdin. Ben de bir ustadan örnek vereyim sana. İsmail Yakan'da dediği gibi. Beni beğeneni ben beğenmem. Beni beğenmeyeni ben beğenmem. Yoksa ben zurna mıyım? Ha! Aynısı değil mi? Aynısı. O zaman Freud ve İsmail YK'nın mantık paralelliğinde başka programda tartışırız. Görüşürüz. Bu mu istiyor? Her neyse abi. Ben anladım orada. Dedim ki belli ki bir yer arıyor. Bütün okulda bilen benim. Ne baktınız acaba? Buyurun nereye geldiniz? Yani öğrenci işleri taklidi yapacağım. Kıza. Çok riskli de bir şeydir. Çünkü kız bir şey sorabilir. Ben 20 gün sonra cevaplayabilirim. Kız böyle... Sazlıklardan havalanan... Hani bir şey yapmadım tabii de. Merhaba dedim nasılsınız? Nereye arıyorsunuz? Ben yardımcı olayım size. Ben dedi yeni kaydı oldum. Hayır! Bizim fitne nurların hepsi öldü. Yeni mi kaydolmuş? Kabul etmedikleri çıkma tekliflerini kabul etmeye başladılar hemen. Hala geçerli mi? Kapalı çarşı esnafı gibi kızlar. Ellerinde böyle telsiz telefonlar. Alo bu okuldaymış, bu okuldaymış. Ben Ahmet'i engellediydim. Nasıl açacağım onun engelini? Alo! Tabii manitasız kalacak. Ben burada yaptım arkadaşlar. O araları başka bir yerde anlatırım. Konuşuyoruz, arışıyoruz. Telefonunu aldım doğal olarak. İşte buraya hangi dolmuş geliyor? Diyorum ki 6 numara geliyor. Ama dedim bende araba var. Ben dedim seni alırım. Sen neredesin? Ben dedi 100. yıldayım. Aha dedim ben de oradayım. Anası ***'ındayım ben ama. Yalan! Gerek yok! Bir şeyler yapma! Ben mi yapıyorum sanki? Yapma! İbneye bak! Kerimcan'ın yanından geçemez. Yaptırdıklarına bak bakayım. Neyse. Sandın mı? Ben de anlatıyordum ya. Elimde böyle kaldı ***'ı değil. Hitler de biliyor musunuz? O şeyi öyle bulmuş. Oğlum siz niye böyle... Ha. Artık bayağı yapayım. tamam anladım ben. Konuyu anladım böyle olacak. Moruk bu bölüm böyle olacak. Kızla yalanlar bilmem neler kızla biz görüşüyoruz. Kızla yavaştan böyle bir şu başladı. Ben mesela şaka yapıyorum kız böyle yapıyor mesela. Benim. Olsan. Olsan. hani tabii bu başlıyor moruk. Bunlar biraz hoşlanmaya başlayınca böyle hafiften böyle dokunarak gülmeye başlıyorlar. Bilmiyorum yalınıyor muyum kadın? Tensel temas. Yani benim anlattığım şey bir omuza dokunmak bu arada. Yani sel temas deyince yanlış anlaşılmasın. Mesajlar başladı. Günaydın mesajları falan gelmeye başladı. Ben Allah çok güzel yaptım yolu. Çok güzel işledi. Bir anneanne gibiyim. Sanki böyle torunuma örmüşüm de televizyonun üstüne assın diye vermişim. O piçte demiş ki anneanne LCD çıktı artık ne televizyonu asması. Kızla sabah buluştuk. Dedi ki ben dedi dağcılık kulübüne üye oldum. Sen de olsana. Gezeriz dedi oksijen dağ, adventure macera. Dedim ki bunların hepsi bana birini çağrıştırıyor dedim.
Ana kodum bebesi bup diye böyle. Buraları böyle çerden beyaz tuz olmuş. Tuz. Oğuzhan sen de mi gayrı olacaksın dedi. Bunu neden yaptın dedim aşkımıza. Hı? Tünek tepeye çıkartırdım ben seni dedim. Konudan konuya. Çocuk bir anda bizim patronumuz oldu. Abi işte ona çok yanıyorum. Niye? Çünkü dağcılık kulübü başkanı. Kız da çok seviyor böyle şeyleri. Kıza diyor ki şişeklerin üzerine konan kelebeklerin aslında falan. Kız böyle. Yazık abi öyle de bir kızdı Saptorik. Beni kukki kukki diye dinliyor. Diyemiyorsun ki git. Kelebek dediğin at yine konar. Anlatamıyorsun bunu da yani. Ama İbni işte anlatıyor. Kız da sevdi ya. Ben de böyleyim yanında. Öyle mi ya? Bak kelebeklere bak sana burayım. Evet dedi Oğuzhan'cım. Allah Allah. Oğuzhan'cım da olduk. Sabah dedi 5'te dedi kampüs kapısından minibüs kalkacak. Tamam dedi. Biz de kaçta olur? Gelsin alsın bir. 5 ne lan? Günü kaçırmayalım diyor. Lan sinema filmi çekiyoruz. Kadın için katlandığım şeyler part 3. Bizi orman diye bir yere götürdü bunlar. Orman morman değil. Bakayım. Dedi ki burada dedi çok vahşi dedi hayvanlar var. Ay gazım. Ulan a**ına koyduğum otoyola 4 metre lan orman dediği yer. 6 tane ağaç var. Beyaz boyalı böyle böcek çıkmasın yukarı diye. Bayağı bildiğin ordu evi ağacı 6 tane. Onun arasında biz varız böyle arabalar geçiyor. Dedi ki burası çok tehlikeli. Tabii dedim tehlikeli. Bunlardan birinin tekeri patlasa buraya girse anamı gibi domates gibi oluruz. Burada diyor aslan olabilir. Der dedim s**k git. Dedim ki neyse artık konuya uyacağız. Terledim ya yine. O diyar daha kalını var onu giyeyim ben. Vallahi bak dur. Neyse sürekli doğa muhabbetleri. Bir tane böyle zıt diye arı çıktı karşımıza. Dedem arıcılık yapmış benim zamanımda. Balcı derlermiş benim anneanneme. Balcı teyze. Şimdi arı çıkınca bu bizim dağ adamı korktu arıyı görünce. Arı da ama arı yani böyle arı. Dedi arı. Eğer dedi çok alerjiniz varsa dedi. Siz sokak kaç bu çocuğu. Kız kaldı. Ay dedi. Eşek arısı galiba. Dedim ne arısı olursa olsun. Sen dedim benim arkama gel. Dedim arkama aldım kızı. Dedim kız meğer. Aldım kız arkama. Arılar dedim korkuya gelir. En azından bir Discovery bilgisi de verdim. Arıyla anlaşma yaptım orada. Dedim ki arı kardeş. Bak dedim beni sokarsan ölürsün. Yapma. Gerek yok dedim. Senin rızkın başka yerde dedim. Bize polen de yok dedim. Kurban olayım. Ben dedim sana daha sonra dedim muazzam dedim leziz dedim bir şey sunarım dedim. Kurban olayım. Şu anı dedim bozma. Dedi gitti. Gitti lan. Doğayla anlaştım. Bakayım. Döndüm dedim bak arı gitti dedim. Korkmadığın zaman dedim o senin salgıladığın dedim hormonlar dedim. Kaçırdım dedim. Gidiyoruz o ormana orman ne güzel orman. Bizim çocuk uzaktan hala arı diye koşuyor falan. Abi çok kötü bir şey var doğa yürüyüşlerinde. Çişin gelebiliyor. Ya şimdi diyeceksiniz ki lan dağlık, taşlık, ağaçlık alan git işe. İş yiyeceğim de kız ayar olmuş arıya. Korkmuş. Bırakamıyorum kızı. Ya yapacağım en son şeyi yaptım. Toraman vardı uzakta. Dedim Toraman gel. O geldi. Dedim ki burada dedim bence biraz kamp kurmalıyız. Çöktü. O zaten onu bekliyormuş. Kız da çöktü. Grubun geri kalanı fotoğraf çekiyor böyle arka taraflarda. Dedim burada durun ben dedim şuradan tatlılık olur belki dedim. Meyve buyun. Buradaki meyvelere dikkat et. Muz var yanında çikita yazıyor üzerinde. Şehrin ortasındayız neyin dedim ki ben gidiyorum. Çalılar var, ağaçlar var. Çalılar, ağaçlar. Dedim ki şimdi ağaçların orada çıkartıp işerken bunun sesi var. Ağaca çarpıyor, fışırıyor. Ne bileyim kız bir anda ya ben de meyvelere bakacağım. Yanıma gidip ne diyor fış falan. Öyle bir saçma bir şeyle karşılaşmamak için ağaçları es geçtim. Biraz daha gittim ileride çalıları gördüm. Dedim ki hem ses yalıtımı da var. Görüntü engelleyebilir. Nasıl engelleyebilir? Çıkart sokurt içine çalın bırak. Gapçuk diyelim. Tamam bundan sonra bırak demek yok. Bakın küfür böyle böyle bırakacağız sevgili seyirciler. Demek yok gapçuk var yerine. Gapçuğu deptirdim içeri. Bıraktım elleri böyle şor 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 işiyorum. Yukarıdan bir ses. Yapma. Bebesin gibi. Saçmalamayın lan hikaye böyle bir yere gidiyor olabilir mi? Şöyle bir şey duydum. Yok ama yani ses var görüntü yok. Hadi hadi abone ol. Gibi soktu. Keşmir. Neydi lan adı neydi? Gapçuk. Gapçuk. Benim gapçuğu arı soktu. Çok bir çıkarttım. Oh dedim ananı s***. Övündüm. Dedim kızın yanına böyle mi koşayım? Aa arı soktu. Oğlum bir şekilde göstermek istiyorsun. Neydi? Gapçuk. Gapçuk şişmiş. Doğramaz. Oğlum aldım bunu. Dedim ki arı kardeş canımı yaktın ama bana da dedim bugün bir şey öğrettin. O günden sonra yanımda hep 4 arı taşıdım. Alcan evi aslında hakikaten öyle zzzz. Yaşlı ve sıkıntılı amcalara sesleniyorum. Viagra miagra alıp kalbinizi sağlığınızı tehlikeye atacağınıza. Yakala bir avuç arı. Zıp. Zıp. Hazırım aşkım. Ne oluyor arı severler linç etmesin bu sefer. Olsan oradan iğrenç hikaye. Arıları s**tti. Einstein'ın dediğine göre bugün arılar yok olursa. Hayır. Einstein bunu nasıl araştırdı acaba?